Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Günümüz hava tehditleri arasında küçük, mini ve mikro insansız hava araçlarından oluşan ve diğer hava araçlarına kıyasla düşük maliyetli ve kolay temin edilebilen cihazların oluşturduğu bir sınıf mevcut. Söz konusu cihazlar, terörist unsurlarca üs bölgelerinde gerek fotoğraf ve video çekimi yaparak istihbari bilgiler elde etmek üzere gerekse de saldırı amaçlı kullanılabilmektedir. Nispeten yüksek maliyetli önleyicilerin kullanıldığı konvansiyonel hava savunma sistemleri ile sürü İHA saldırılarına karşı fiziksel imha ihtiyaçlarının maliyet etkin şekilde sağlanması mümkün olamamaktadır. Bu nedenle hava savunmanın son katmanı olarak düşük maliyetli önleyiciler ile yüksek etkinlik sağlayabilen namlulu silah sistemlerinin kullanımı giderek daha büyük bir ihtiyaç haline gelmektedir. 35 mm hava savunma top sistemleri, parçacıklı mühimmat ile birlikte günümüzdeki etkinliği artan bu tehditlere karşı en maliyet etkin çözümü oluşturmaktadır. Ülkemizin bulunduğu coğrafya düşünüldüğünde, sınır bölgelerindeki sabit tesislerin kara savunma ihtiyaçları da gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizin sınır bölgelerinde sık sık bu tip tesislere karşı saldırılar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda üzerinde çalışılan Göker projesi, Aselsan'ın önceki projelerde edindiği deneyimlerin harmanlandığı, güncel hava ve kara tehditlerine karşı en maliyet etkin savunmayı sunan 35 mm çok maksatlı silah sistemidir. Göker'in hedef seti içerisinde kara hedefleri, helikopterler, küçük, mini, mikro insansız hava araçları bulunmaktadır. Bu hedef seti özelinde özelleşmiş birçok farklı mühimmatı kullanma ve hedefe karşı etkinliğini artırma kabiliyetine sahip bir sistemdir. Göker, zırh delici mühimmat, eğitim mühimmatı, yüksek patlayıcılı yangın mühimmatı ve akıllı mühimmatları kullanabilmektedir. Göker silah sistemi, silah sistemi, hassas yönlendirme sistemi ve kullanıcı konsolu olmak üzere 3 ana parçadan oluşmaktadır. Kullanıcı konsolu, sabit tesis üs bölgelerinde bulunan güvenli bir alana yerleştirilerek sistemi uzaktan kontrol edebilmeyi sağlamaktadır. Hassas yönlendirme sistemi üzerinde bulunan TV, termal kameralar ve lazer mesafe ölçer sayesinde hedef tespit ve video takibini yapabilmektedir. Silah sistemi ise son atış saniyesine kadar kamufle olma şansına sahiptir. Silah kulesi kullanıcı konsolu tarafından yönlendirilme emri almadığı sürece sadece elektro-optik sistem kullanılarak hedef takibi yapabilmektedir. Göker silah sistemi, hedef alınması ihtimaline karşı gürbüz bir yapıya sahip olması amacı ile STANAG 4569'a göre seviye 2 zırhı korumasına sahiptir. Göker silah sisteminin en önemli kabiliyetlerinden bir diğeri, yanca eksenin 360 derece hareket kabiliyetinin yanı sıra yükseliş ekseninde -35 ile +95 dereceler arasında operasyon kabiliyetidir. Bu sayede SARP sınır bölgelerinde bulunan sınır karakollarının hem kara hem de hava hedeflerine karşı savunmasını sağlayabilmektedir. Göker 35 mm çok maksatlı silah sistemi, Aselsan'ın tamamen öz kaynakları ile finanse edilmiş bir projedir.